Değerli dostlar merhaba. Selanik'i teslim eden Hasan Tahsin Paşa kimdir diye baktım. Arnavut kökenli, 1918 yılında vefat etti. 25.000, 26.000 civarındaki askeri bir kuşun attırmadan Yunanlılara 10 maddelik bir anlaşmayla Selanik'i teslim etti. Tabii o arada hem Yunanlılar hem Bulgarlar Selanik'i teslim almak için yoğun bir uğraş sarf ettiler. Oradaki Yahudilerin bir baskısı var. Yahudiler herhangi eşyalarının bir zarar gelmemesi için, çünkü Yahudiler ticarettir, ticaretle uğraşırlar. Selanik aynı zamanda bir nevi Osmanlı'nın başkentiydi, ticari başkentiydi. Dolayısıyla çok büyük baskıları var. Şimdi akılda çok büyük sorular geliyor. Şöyle ki, mesela Yunanlılarla Hasan Tahsin Paşa'nın bir anlaşma yapması ve anlaşma neticesinde orayı teslim etmesini resmeden, tablolarla yapan onun oğlu Kenan Messare, o da 1965 yılında vefat ediyor. Yunan vatandaşı oluyor o. Özellikle yan yana yerleşiyor, yan yana ve Balkan savaşlarını resmeden tablolara meşhur. Torunları ise mimar, şehir plancı. Messare Arnavut kökenli bir insan. Yanya'da Yunan Lisesi'nde okudu. İyi Yunanca biliyor. Yemen valisi olarak başladı askerliğine. Birinci Dünya Savaşı'nda başladığı sırada Selanik'te kolordu komutanıydı. Pres Konstantin komutasındaki Yunan kuvvetleri güneyden Selanik şehrini ilerlemeye başlıyor. Orada iki muharebe oluyor. Yunan kuvvetlerini durdurmaya çalıştıysa da yeniliyor. Daha sonra 7. Bulgar tümenli Selanik'e yaklaşması üzerine Yunan komutanlarla şehri teslim görüşmesi yapılıyor. Acaba burada şu da düşünülebilir. Bulgarlara teslim etmeyip Yunanlılara mı teslim edeyim? Orada çok büyük soru işaretleri var. Asker sayısı 26 bindi ve bu askere herhangi bir kurşun attırılmadı. Daha sonra o askerlerin hayatları çok sıkıntı. Birçoğu öldürüldü mesela. Osmanlı askerine kurşun attırmadan Selanik'i teslim etmesinden dolayı dedeleri Karahasın Tahsin Paşa Divan-ı Harp'te yargılanıyor ve idam edilmesine karar veriliyor. Tabii bu Yunanlılara sığınıyor. Yunanlılar önce serbest bırakılıyor. Daha sonra Fransa'ya gidiyor. Oradan İsviçre'ye sürgüne gidiyor. 1918'de Lozan'da ölüyor. Orada gömülüyor. 1937 yılında mezarı Selanik'e taşınıyor. Yani şimdi burada soru işaretleri başlıyor. Yani adam eğer Yunanlıların düşmanı Osmanlı. Dolayısıyla Türkiye. 1937 yılında Türkiye'de var. Neden Selanik'e taşınsın? Bu adam Osmanlı komutanı ise taşınacağı yer varsa Edirne'ye taşınır, İstanbul'a taşınır, başka bir Türkiye'deki şehre taşınır. Neden Selanik'e taşınır? Bu soru işaretidir. Savaş esnasında emir subaylığını yapan oğlu Kenan Messare, o da Yunan vatandaşı oluyor. Ressamdır kendisi. Özellikle Balkanları, Balkan savaşlarını resmeden tablolarıyla tanınıyor. Diğer oğlu Kemal Messare de Arnavutluğa taşınıyor. Arnavut vatandaşı oluyor. Arnavutluk vatandaşı oluyor. Zaten köken olarak Arnavut. Ve Arnavutluk'un Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Evet, tabii Osmanlı'nın son dönemlerinde, yani dağılmaya başladığı dönemde şöyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Yeni yeni devletler kuruluyor. Mesela Arnavut Devleti kuruluyor. Atıyorum Mısır Devleti kuruluyor. Ürdün kuruluyor. Farklı. İşte Bosna Hersek gerçi sonra kuruldu da farklı devletler kuruluyor. Bu devletlere köken olarak o devletle kendini özleştiren insanlar oraya sempati duyup o devletlerin vatandaşı olma eğilimine girmiş olabilirler. Burada Karahasın Tahsin Paşa'nın da
Arnavut kökenli olması sebebiyle Arnavutluk vatandaşı olma ya da Yunanistan'da Selanik'i oraya teslim etmenin daha o bölge için olumlu olacağını düşünme durumu söz konusu. Ama koca Selanik göz göre göre bir kurşun atmadan elimizden gitmesi hayli.